Hepiniz hoş geldiniz. İnanılmaz 93 kişilik bir katılım görüyorum. Gerçekten çok keyifli. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. İKD'nin bir etkinliğinde olmak çok önemli. Aynı zamanda Beria Unger Akademisi'nde bir oturumda olmak ayrıca da önemli. Gerçekten zor zamanlardan geçiyoruz. Hem salgınla birlikte hem memleketin geleceğiyle ne dair ciddi sorular var kafamızda. Geleceksizlik korkuları var. Ama bugün burada birlikte olmak çok değerli. En son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. Kadınların kurtuluşu bütün toplumun kurtuluşu demek olacak. O anlamda birlikte bir söz üretmek, birlikte dayanışmak, yan yana durmak her zamankinden önemli bugün. Güzel bir Ankara havası gününden size merhaba diyorum. Hem kar var hem güneş var. Işıklı bir gün. Dolayısıyla Ankara'dan da size ayrıca sevgiler ve selamlar. Sanırım Hande de ilk oturumda bahsetmişti. Birbirimizden uzağız. Evet, ama bir yandan da 96 kişi yan yana gelebiliyoruz. Sanırım bu teknolojinin verdiği bu imkan çok değerli. Salgın sonrası mutlaka omuz omuza yan yana olacağımız günler olacak, ama belki bu pratiği yine kullanmaya devam ederiz. Çünkü bazen bir araya gelmek zamanla birlikte zor oluyor. Başlarken tekrar yoğun, hepimizin kadın olmaktan kaynaklı yoğun bir cumartesi gündeminde buraya vakit ayırdığınız için, geldiğiniz için hepinize tekrar hoş geldiniz ve teşekkürler demek istiyorum. Şimdi bugün bana verilen görev yoksulluk ve kadın. Yönetecek miyiz, ortadan mı kaldıracağız, ya da yönetecek miyiz, yok mu edeceğiz? Bu başlık üzerinde sizlerle biraz söyleşmek istiyorum. Şimdi bu başlığın üzerine eğilirken aslında ben bugünkü sunumu dört başlıkta tanımladım. Dört alt başlıkta. Önce biraz şeye bakalım istiyorum. Yoksulluğu nasıl anlamamız gerekir? Yoksulluğun nedenleri ve yoksulluğun sonuçları. Şimdi hemen aklımıza gelen yoksulluğun nedenleri deyince herhalde ilk şöyle gelecek akıllarımıza. İşte düşük ücretler, geçim sıkıntısı, zor yaşam koşulları, bunlar yoksulluğun nedenleri mi yoksa sonuçları mı? Yani bir yoksulluk üretiliyor bu toplumda ve biz bunun görünümü olarak bunları mı görüyoruz? Bence burada biraz netleşebiliriz. Burası kıymetli, çünkü buradaki alacağımız pozisyon bizim siyasetimizi ve hayata bakışımızı da belki değiştirebilir. Birinci bölümde yoksulluğu nasıl anlamak gerekir? İkinci bölümde sizlerle biraz kadın yoksulluğunun genel görünümünü, aslında bildiğimiz genel eğilimleri biraz paylaşmak istiyorum. Yani nasıl görüyoruz biz bu yoksulluğu etrafa baktığımız zaman, kadın yoksulluğunu. Üçüncü bölümde peki bu kadın yoksulluğunu ortadan kaldırmaya dönük, önlemeye dönük nasıl politikalar var? Nasıl politikalar var? Şu anda hem dünya genelinde bize benzerini uyguluyor Türkiye'de kuşkusuz. Şu anda siyasal iktidarın elinde nasıl bir program var kadın yoksulluğunu önlemeye dönük? İsterseniz buna ana akım politikalar diyebiliriz. Yani böyle hep böyle konuşuluyor. Böyle ortadan kalkar gibi. Çoğu muhalefet partisinin de aslında çok benzer şeyler ifade ettiğini görüyoruz. Biraz orayı anlatmak istiyorum. Kadın yoksulluğuna burası işte başlıktaki şu yönetecek miyiz kısmına denk düşüyor. Yani ya da yoksulluk etmeyiz muhalefetini diyelim. Sıklıkla ifade ettik, çalışacağım. Üçüncü bölümde, son bölümde de peki bizim kadın yoksulluğunu ve toplumdaki yoksulluğu ortadan kaldırmak, yok etmek için nasıl politika önerilerimiz olmalı? Nasıl bir toplum inşasını düşünmeliyiz? Böyle bir dört bölüm düşündüm. Dört bölüm. Yoksulluğu nasıl anlayacağız? Peki kadın yoksulluğuna genel olarak ikinci bölümde baktığımızda çevremize nasıl görüyoruz? Peki buna dönük hakim politikalar neler söylüyor?
neler öneriyor? Peki bizler, biz kadınlar, İKADE ortamında Beria Ongel'de bir araya gelen kadınlar, buna dair sözümüz ne olacak gibi bir dördüncü bölüm. Nagihan'la da konuştuk. 40 dakika, maksimum 45 dakika sizlere söyleşmek istiyorum. Arkasından sizlerin sorularıyla, önemli bulduğunuz konularla biraz paylaşmak çok daha önemli olacak. Tabii hocaların 45 dakikasına hiç güven olmaz. Kafalarınızda sevimli bir soru ve gülüş olduğuna eminim. Hoca 45 diyorsa ben bunu kafadan bir 2 saat mi düşünsem diye. Yok yok, inanın gözümün önünde bir saat var. Dediğimi yapmaya çalışacağım. 40-45 dakikada toparlamaya çalışacağım. O zaman birinci bölümle başlayalım. Yoksulluğu nasıl anlamamız gerekiyor? Yoksulluğun nedenleri, yoksulluğun görünümleri. Aslında biraz önce de söyledim. Genel olarak yoksulluğun nedeni dediğimiz zaman hemen aklımıza işte nedeni belli. Ha? Kadınlar düşük ücretler alıyorlar, kadınlar kayıt dışı istihdamdalar, kadınlar çok gelir sıkıntısı içindeler, kötü evlerde, kötü sağlık koşullarındalar. İşte yoksulluğun nedenleri. Aslında bunlar yoksulluğun sonuçları. Hı? İşte bu nedenle sonuçta o kadar çok kafamızı karıştırıyorlar ki biz neden diye üzerine eğildiğiniz zaman bunların yalnızca politika önerisi olarak bunları iyileştirmek geliyor aklınıza. Daha iyi ücretler verelim, daha iyi evlerde yaşasınlar. Hı? Bu anlamsız mıdır? Değildir. Ama bunu mücadelesinde vereceğiz kuşkusuz. Ama eğer biz nedeni doğru tespit edersek, o nedeni ortadan kaldırmaya yönelirsek bu çok daha önemli olur. Yoksulluğun nedeni içinde yaşadığımız sınıflı toplumdur. Hı? Ve biz bunun sonuçları olarak işte kadınların en kötü koşullarda çalıştığı, çok rahat işten atıldığı, kötü haklarının çok zayıf olduğu bir andan geçiyoruz. Yoksulluğun nedeni o zaman, yoksulluğun nedeni içinde yaşadığımız sınıflı toplum. Başka oturumlarda da çok konuşulmuştur eminim. Uzlaşmaz çelişkilerin olduğu bir toplumun içinde yaşıyoruz. Çok açık biliyoruz. Bir sermaye sınıfı var, bir de çalışanlar, emekçiler var. Şimdi bunlar bu kadar tabii net değil. Sermayenin içinde de büyük sermaye var, çok daha işlem, hacmi, firması büyükler var. Daha küçük sermayedarlar var. Aynı şekilde çalışanlar içinde de ciddi katmanlar var. Hı? Emek gücünü satan da herkes aynı konumda değil. İyi ücretler alan var, daha iyi tüketim şartlarına sahip olan var. Bir de çok daha altlarda asgari ücrete bile ulaşamayan çalışanlar var. Şimdi buradaki katmanlaşma bize sınıflı toplumun artık geçerli olmadığı iddiasını asla götürmemeli. Sermaye ve emekçiler, hele salgın koşullarında çok net gördük ki, uzlaşmaz bir eşitsiz bir hayatın içindeler ama kendi içlerinde farklı katmanlar olabilir. Onu da tartışılır. O zaman biz yoksulluğun nedenini içinde yaşadığımız kapitalist toplumun işleyişinde görmek durumundayız. Bu toplum eşitsizlik yaratmak üzere kurulmuş bir toplum. Hı? Dolayısıyla eğer biz yoksulluğu ortadan kaldıracaksak derdimiz biraz bu toplumsal işleyişe alternatif bir toplum düşünmekten geçmeli. Ha, ama bunu söylerken şunu da söylemiyorum. Tabii ki öyle bir toplum kurana kadar bizler de kadınların çok daha iyi koşullarda yaşamasını, çalışmasını, ücret almasını sonuna kadar savunacağız. Bunu savunacağız ama bu bizim yola çıkışımız olacak. Esas olarak başka bir toplumsal yapıda biz kadınların yoksulluğu deneyimlemediği, tüm toplumun yoksulluğu deneyimlemediği bir aşamaya ulaşabileceğimizi söyleyeceğiz. O zaman yoksulluğun nedeni dediğim gibi sınıflı toplumdur. Ve çok da bir de şu önemli, yoksulluk yalnızca ekonomik olarak yaratılmaz. Bir de bizi oraya kilitliyorlar çok fazla. Hani iktisadi koşullarda bir düzenlemeyle yoksulluğun halledilebileceği gibi, yoksulluk iktisat, siyaset ve ideolojiyle birlikte üretilir. Hı? Kapitalist toplumda. Tam da bu anlamda yoksulluğu yok etmede iktisat, siyaset ve ideoloji alanlarında sözünüzü söylemekle mümkün olur.
yalnızca ekonomik alana sizi sıkıştırmaya çalışan, hepimizi sıkıştırmaya çalışan bir anlatı var. Yani ekonomi, iş, istihdam, ücretler, yaşam koşulları, bunların hepsi ekonominin. Hayır. Siyaset, haklar, sözümüzü söyleyebildiğimiz ortam ve ideoloji. Yani hepimizin şu anda içine fazlasıyla gömüldüğümüz bir gerici ideoloji şu an için. O zaman ne demeye çalışıyorum birinci bölümde? Şunu söylemeye çalışıyorum. Biz yoksulluğu ortadan kaldırmak için yoksulluğun nedenlerine şöyle işaret ediyoruz. Bu bir sınıflı toplumdur ve yoksulluk ekonomik, siyasal ve ideolojik olarak üretilir. Dolayısıyla bu toplumun yerine yoksulun olmayacağı bir toplumu yaratmakta iktisadi, siyasal ve ideolojik anlamda bir mücadeleyi gerektirir diyerek başlayayım. Ve yine yoksulluğu yok etmek o zaman ancak yeni bir toplumun kuruluşuyla önemli, anlamlı ve mümkün. Bir de şunu söyleyeyim bu noktada. Kadınlara dışsal bir yoksulluğu yok etme süreci yok. Bir de öyle anlatıyor. Biz kadınlara bir hani bir şey sunulacak. Kadınlara işte istihdam imkanı sağlayacağız. Ya da işte kadınlara daha iyi ücretler vereceğiz. Böyle bir tavırdan öte kadınların yoksulluğun olmadığı bir topluma ulaşması ancak kadın mücadelesiyle, kadınların aktif olarak hem ekonomide hem siyasette hem ideolojide sözünü söylemesiyle mümkün olacak. O zaman ilk bölümde şunu söylemeye çalıştım sizlere, Yoksulluğun nedenleri olarak önümüze konanları, bu nedir işte düşük ücretler, geçim sıkıntısı, bunları yoksulluğun görünümleri olarak görmeliyiz. Ve nedensel olarak doğrudan kapitalist toplumun yarattığı eşitsizliğe ve bu eşitsizliği ekonomik, siyaset ve ideolojide yarattığına net olarak bakmalıyız. Ve yoksulluğun olmadığı bir toplumu da yeni bir toplumun inşasında ve burada da kadın mücadelesinin, kadınların bu toplumun inşasındaki rolünden geçtiğini söylemeliyiz gibi birkaç not almıştım birinci başlığa. Yani bu neden ve sonuç tartışma bölümünde eğer aklınızda olursa birçok alanda da hakim düşüncenin nedenleri ve sonuçları karıştırdığını tartışabiliriz. Diyeyim. O zaman ikinci bölüme geçeyim. Peki. Diğer bölümler de böyle kısaysa hemen biter filan diye düşünüyor olabilirsiniz. Bu ısınma. İlk tur ısınma. Şimdi kadın yoksulluğunu nasıl görüyoruz? Hayata baktığımızda, çevremize baktığımızda. Şimdi kadın yoksulluğunu gördüğümüzde aslında üç tane alan var. Bir tanesi emek piyasası ki açacağım birazdan. İkincisi iş yerleri. Üçüncüsü genel olarak toplumsal hayat. Bu üç başlıkta biz ciddi bir yoksullaşma, kadın yoksullaşmasını deneyimliyoruz son yıllarda. Salgınla birlikte bu tabii inanılmaz boyutlara ulaştı. Ne dedim? Kadın yoksulluğuna bakmak için önce emek piyasasına, iş yerlerine ve genel olarak toplumsal hayata bakıyoruz. Ve buralarda kadın yoksullaşmasının görünümlerine, nedenlerini, görünümlerini nasıl görüyoruz diye. Gelin biraz emek piyasasına, ilk başta biraz ışık tutalım. Şimdi bu emek piyasası dediğimiz yer bazı şeyler televizyonda falan izledikleriniz akademisyen ya da siyasetçiler buna bazen iş gücü piyasası diyorlar. Emek dememek için iş gücü piyasası diyorlar. Biz buna ama emek piyasası. Burası şöyle bir yer. Emek gücünü satmak isteyenlerle emek gücünü satın almak isteyenlerin karşı karşıya geldiği bir piyasa. Kadınlar emek güçlerini satmak için bu piyasaya giriyorlar. İşte vasıflarıyla, eğitimleriyle. İsterseniz bunun adına iş arıyorlar yani diyebiliriz. Bir de sermayedarlar var, firmalar var, patronlar var. Onlar da işte kendince en uygun çalışanı firmasına almaya çalışıyor. Böyle bir piyasa işleyişi. Şimdi buraya baktığımız zaman, bu çalışma piyasasına baktığımız zaman, emek piyasasına ilk gördüğümüz şey, bunu hepimiz iyi biliyoruz,
kadınların Türkiye'de, memlekette kadınların bu piyasaya katılmadığını görüyoruz. Yani emek piyasasına emek gücünü satıp çalışmak için katılımının çok düşük olduğunu görüyoruz. Bu önemli bir veri görünüm olarak. Yani şöyle söyleyeyim size, şu anda Türkiye'de yaklaşık, küsuratsız kullanacağım, 30 milyon kadın var yaklaşık. Bunların yalnızca 10 milyonu bu piyasaya giriyor. 20 milyon kadının, 30 milyon şöyle söyleyeyim, çalışabilir. Yani 15 yaş ve üstündeki kadınlardan konuşuyoruz. Çalışabilir, 15 yaş ve üstünde kadınlar 30 milyonsa, bunların 10 milyonu yalnızca çalışmaya istekli olarak buraya giriyor ya da zorunlu olarak. 20 milyon kadın nerede diye baktığımızda evlerde. Çalışma hayatıyla hiçbir şekilde bağlantısı yok. Evin genel bakımı, çocukların bakımı, yaşlıların bakımı. Bu tabii çok sarsıcı bir rakam ülke için. Peki bu 10 milyon girdi emek piyasasına. Herkes çalışıyor mu? Hayır. Bunların da yaklaşık, salgından önceki veriyi söylüyorum, 8 milyonu iş bulabiliyor. 2 milyon da işsiz. İşsizleri de biz bu piyasada değerlendiriyoruz. İş arıyor yani. Bulmaya çalışıyor ama bir türlü istediği bir sermaye ile ilişkiye giremiyor. İşsizlik ve istihdam ilişkisi. Şimdi son döneme baktığımızda salgınla birlikte emek piyasasına katılan bu 10 milyonun da geriye doğru, 8 milyonlara doğru gittiğini, istihdam altında olan kadınların 6 milyonlara kadar gerilediğini görüyoruz. Yani baktığın zaman inanılmaz kadınların çalışma hayatıyla girdiği ilişkinin ne kadar zor ve sorunlu olduğunu görüyoruz. Salgında ne oldu? Salgında ne oldu? Hepimiz gördük. İlk önce kadınlar işten çıkarıldı. Zaten çoğu kayıt dışı çalışıyordu. Kayıt dışı çok rahat işten çıkarıldılar. Çok önemli bizler için ev işçisi dediğimiz. Çocuk bakan, ev temizliğine giden, yaşlı bakımına giden kadınlar çok ciddi bir işsizlik içinde düştüler emek piyasasında. Peki bir de şu var isterseniz. Bu çalışan şu anda 6 milyon kişiden yarısı asgari ücretin altında çalışıyor. Yani rakamlar derinleşmeye başlayınca nasıl bir ülkede nefes alıp vermeye çalıştığımızı görüyoruz. Ne demek? Yani çalışan zaten çok az ve bu çalışabilenlerin yarısı asgari ücretin altında çalışıyor. Yani kadınların yaşadığı yoksullaşma çok dramatik. Şimdi bu emek piyasasına baktığımızda çok konuşulan bu esnek çalışma biçimleri dediğimiz. İşte emek piyasası dediğimiz zaman kadın emekçilere baktığımızda farklı yapılar görüyoruz. Bir mavi yakalılar var. Yani sanayide üretim yapan kadınlar var. Bir de biraz beyaz yakalılar var. İşte bu büroda çalışanlar. İşte bilişim, medya, finans gibi hizmetler sektöründe çalışanlar var. Bir de daha meslek sahibi kadınlardan konuşabiliriz. İşte avukatlar, doktorlar. Bunların hepsi emek piyasasında aslında. Bu tabii bunu tartışma bölümünde gene biraz daha üzerine gideriz. Her kadın aynı şeyi deneyimlemiyor. Her kadının emek piyasasında yaşadığı farklı. Esas itibariyle tabii üretimde çalışan kadınların, mavi yakalı kadınların çok daha sert koşullarla karşı karşıya kaldığını söyleyebiliriz. Şimdi bu piyasa, bu emek piyasası şöyle kavramlarla konuşuyor. Benim aslında bugün burada yapmaya çalıştığım bu yoksulluk kadın tartışmasında bir hakim bir anlatı var. Yani bunlara karşı bizim pozisyonumuz ne olacak? İşte istihdam, işsizlik, iş yaşamına katılım, bütün bu kavramlara baktığımızda bunlar hani bunu biraz olağanlaştırıyor. Oysa ki ve diyor ki bu piyasa özgürsünüz. Giriyorsunuz, iş arıyorsunuz kadınlardan, hukuk var, sözleşme yapıyorsunuz. Bize böyle anlatılıyor emek piyasası. İşte istemediğin fiyatta, ücretle çalışmazsın, böyle bir özgürlüğün var. Sözleşmen var, hukuki dayanağın var arkasında. Böyle özgür bir piyasa anlatısı var. Oysa ki emek piyasası kapitalizmin şiddetinin en yoğun olduğu ve başladığı noktadır. Burada görmek lazım. Yani emek piyasası hayatın bütün alanlarını alt üst eden bir şiddete sahiptir. Çalışmak zorundasınız.
teklif edilen ücreti kabul etmek zorundasınız. Yani böyle bir gideceğim, iş bakacağım, sermaye orada özgürce bir diyaloğa geçeceğiz falan, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla bu emek piyasasına çok dikkatli bakmak gerekiyor. Biliyorsunuzdur, ilgilenenler biliyordur aslında buraya Marx burayı anlamaya çalışırken şey diyor. Burası yedek işçi ordusudur diyor. Hı? Yani üretimin devam edebilmesi için kapitalizm böyle bir ordu ister. Burada ücretleri aşağı çekecek, koşulların bütün kötülüğüne kabul edecek bir yedek işçi ordusudur burası. Yedek işçi ordusunda kadınlar emek piyasası üzerine, bu kavramlar üzerine sizden de sorular gelirse ne yaparız? Biraz daha üzerine eğiliriz diye düşünüyorum. O zaman çalışma yaşamına katılmayan, katılsa bile çok düşük ücretler alan ve işte esnek dediğimiz, çabuk işten atılabilen, yarını olmayan, güvencesiz, serde çalışan bir emek piyasası görüyoruz. Peki, ikinci başlık ne demiştim? İş yerinde yoksullaşma. Öyle bir andan geçiyoruz ki iş yeri neresi? Şimdi o tartışılıyor. Eskiden bildiğimiz bir iş yeri vardı değil mi? Hani bir sabah bir yere girersiniz, akşama kadar orada çalışırsınız, oradan evinize geçersiniz filan. Salgınla birlikte iş yeri de karıştı. Özellikle son dönemde eminim duydunuz. Uzaktan çalışma ve hatta kalıcı uzaktan çalışma diyerek şimdi 7-24 iş yeri isteniyor. Yani her yer iş yeri olsun gibi. Şimdi öncelikle bir bu yeni gelişmelerden önce daha klasik anlamda iş yeri diye baktığımızda iş yerlerinde kadınların pozisyonunun, şu çok açık istatistikler var ama sizi o sayılara boğmayayım. Aynı işi yapıp daha az ücret alıyor kadınlar. Çok bu artık kabul edilmiş gibi bir şey. Yani inşaat mühendisi kadın, o da çalışıyor, erkek de çalışıyor ama aynı işi yapıyor ama kadının ücreti daha düşük. Okullarda çalışan, özel okullarda çalışan öğretmenler mesela, erkek öğretmenler, kadın öğretmenler, veriler var, daha düşük. İş yerinde en önemli şey bu. İkincisi, az ücret almaları erkeklere göre. Genelde kadınlar kayıt dışı çalıştıkları için sağlıksız iş koşullarında çalışan daha çok kadın emekçiler iş yerinde. İş kazalarına çok açıklar. İş ortamları çok sağlıksız dediğim gibi iş yerinde. Neler söyleyebiliriz iş yerinde neler yaşıyorlar diye baktığımızda? Uzun saatler çalışma kadınlar için de şey bir deneyim. Çünkü uzun saat çalışmayı neden söylüyorum? Çünkü bir de kadının iş yaşamı dışında toplumun ondan beklediği müthiş bir sorumluluk var. Eve temizlenecek, yemek yapılacak, çocuklara bakılacak filan. O anlamda uzun çalışma saatleri kadınlar için çok daha yıpratıcı. İş yerinde ne dedim? Uzun çalışma saatleri, aynı işi yapıp farklı ücret almak ve iş kazalarının ve sağlıksız çalışma koşullarının içinde yer almak. Peki bu yeni dönem uzaktan çalışma, kalıcı uzaktan çalışma kadınlarda nasıl bir yoksullaşmaya sebep olacak? Sanırım biraz onu da konuşmamız gerekecek. Çünkü en çok kadınlara yönelik bu düzenleme. Takip ediyor olabilirsiniz. Akbank açıkladı, Koç açıkladı. Kalıcı uzaktan çalışmaya geçiyorum diye. Ve kalıcı uzaktan çalışma kadınlar için gerçekten bir yıkım yani. Hani ev, iş, çocuk, her şeyin bir araya geldiği. Dolayısıyla iş yerinde yoksullaşmanın bir boyutu da bu uzaktan çalışma olacak. Onun üzerine de gitmemiz gerekecek diye düşünüyorum. Peki, toplumsal hayatta, üçüncü başlığa geliyorum. Toplumsal hayatta yoksullaşmayı nasıl görüyoruz? Toplumsal hayatta yoksullaşmayı ülkemizden konuştuğumuz zaman gericilik sarmalı altında bu kadının yaşadığı en büyük yoksullaşma aslında. Tüm yaşam alanlarının kadına kapandığı bir dönemden geçiyoruz. Sokaklar, caddeler, geceler, bunların hepsi kadınlara kapalı. Çok ciddi bir yoksullaşma siyasal iktidarın tüm şiddet içeren söyleminin kadınlar üzerinden gelişmesi. Yani bu kadının yoksullaşmasıdır. Ne anlamda? Hepimiz duyuyoruz, tüylerimiz diken diken oluyor. Öyle değil mi?
kadının kaç çocuk doğurması gerektiği, sokakta ne giymesi gerektiği, sokakta kahkaha atıp atamayacağı. Aklıma gelmiyor ama tüylerimi diken diken edecek bir sürü örnek var. Yani hiçbir siyasal iktidar bu ülkede bu zamana kadar kadına yönelik bu kadar açıktan, bu kadar saldırgan, bu kadar yoksullaştırıcı bir dil kullanmadı. Ne demiştim? Evet, yani ne yiyip içtiğimiz, ne giydiğimiz, hamile kadın sokağa çıkması. Yani hepimizin aklında bunlar var. Ve kuşkusuz tabii bu yoksullaşmanın en büyük görünümlerinden biri şiddet. Kadına şiddet, kadının hayattaki, toplumsal hayattaki yoksullaşmasının en net görünümü. Takip ediyorsunuz salgınla birlikte şiddet olaylarının, bu evden çıkamama, evde olma halinin çok daha yoğun gittiğini ancak tahmin edebiliyoruz. Bazen hiç ulaşamıyoruz bile o kadınların seslerine. Toplumsal hayatta yoksullaşmanın diğer bir anı, evin tüm yükünün kadının üstünde olması. Salgınla birlikte bunun nasıl derinleştiğini görüyoruz. Ve kadının toplumsala, siyasala, hayata, kültüre dair hiçbir alanının olmaması. Hiçbir alanının olmaması. Onun için ben toplantının başında hepinize hoş geldiniz diyorum. Çünkü cumartesi günü ve evde çocuk varsa, evde yapılması gereken işler varsa çalışanlar için, bu zaman o kadar önemli ki bir saat şu paylaşımı yapmak için bin tane şey ayarlıyoruz yani. Onu oraya koyarım, ocağa yemeği koyarım, çocuğu odaya kilitlerim filan, o zaman buraya bağlanırım gibi. Ya bu zaten bunu planlamak bile çok yorucu bir şey. Ne dedim? Ve esas olarak evin yükü kadınlarda, gericilik bir yandan, şiddet bir yandan ve şu anda en zor kadının yoksullaşması, toplumsal hayatta yoksullaşması. Bu bütün bu yokluklar içinde o evi çevirecek olan kadın. Yok ama o çorba pişecek. O çocuklar tok uyuyacak. Yani bunun sorumluluğu, bu toplumsal hayattaki bu sorumluluk yoksullaşmayı nasıl derin yaşadıklarını da gösteriyor diyebiliriz. Aslında bilmediğimiz şeyler değil, asla bilmediğimiz şeyler değil. Şunu yapmaya çalıştım ama yoksulluğun görünümlerini arayacağımız alanlara daha net bakalım. Bir emek piyasası denilen şu alana bakalım, bir iş yerlerine bakalım, bir de toplumsal hayata. İş yeri deyince şunu da söyleyeyim, üçüncü bölüme geçeceğim. Bu mobbing diye bir kavram var, mobbing. Kadınların mobbinge uğraması, yükselememesi, işte iş yerlerinde önemli, fakat ben mobbing kavramıyla da kavga etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bizler mobbing dediğiniz şeyde, çünkü ne var biliyor musunuz? Sanki burada hiç sermaye yok da yöneticiyle çalışan, çalışanla çalışan birbiriyle kavga ediyor, birbirini yok etmeye çalışıyor. Esas olan ama arkadaki sermayedar. O sermayedarı görünmez kılıyor. Çalışanlar arası mobbing var. Ya çalışanlar arası mobbingin sebebi ne? Sebebi işi tutulmaya çalışmak. İki tane, üç tane pozisyon var, oraya girmeye çalışmak filan. Yani sermayeyi unutturan bir söyleme izin vermeyeyim diyorum. Onun için ben mobbing, hani şu anda çok konuşuluyor ama ben o kavramda da çalışanlar arası şiddete dönüştürdüğünü ve sermayeyi görünmez kıldığını düşünüyorum. Belki onu da birazdan tartışma bölümünde mobbing üzerine gidebiliriz. Evet, bu da ikinci bölüm. Alam, ilerliyoruz. Bitecek gibi. Üç. Peki. Böyle bir görünüm altında bu yoksullukla nasıl baş etmek isteniyor? Kadın yoksulluğuna karşı nasıl bir kavram kullanalım buna? Ana akım politikalar mı diyelim? Ne diyelim, siyasal iktidarın ve hep konuştuğumuz gibi muhalefet diye ortada olan ama yapının programına baktığımızda bunun iki ayağı var ülkemizde. Birincisi, gayet piyasacı politikalarla kadını emek piyasasına atmak. Şimdi örnekleri vereceğim. İkincisi de İslamcı politikalarla bu yoksullukla baş etme biçiminde siyasal İslam'ı kullanmak. Ne demek istiyorum? Şimdi dediğim gibi bunları şu anki AKP iktidarı, siyasal iktidar değil, bu dünyada da şu anda hakim olan deniyor ki kadın yoksulluğu için, Dünya Bankası, uluslararası örgütler, bunların hepsinin ağzında kadın yoksulluğu için diyorlar ki kadınların
iş gücüne katılması gerekir. Çalışmaları gerekir. Bunun için belli düzenlemeler yapalım. En sevdikleri kavram, mikro kredi verelim bunlara. Hı? Küçük krediler verelim. Kendi işlerini açsınlar. Ondan sonra işte hayata katılsınlar. Mikro kredi. Ya da işte ev yemekleri yapıp satsınlar. Bunlar da ufuk da şey yani, kadının hep yaptığını. Hani ne olacak başka? İşte örgü örüp satsınlar. İşte böyle kadın pazarları olsun. Orada kadınların aklına gelen de kadınlar için ancak örgü örmek, yemek yapmak filan. Hani başka ne var aklınıza geliyordur. Böyle bunları ne yapalım? Piyasaya kazandıralım. Piyasaya kazandıralım. Aklınıza şu gelebilir ya. Hocam biz zaten kadın evden çıksın istemiyor muyuz? Hı? Kadın evden çıksın istiyoruz tabii ki. Ama bu şekilde çıksın istemiyoruz. Yani böyle 3 kuruş bir ücrete, piyasanın şiddetine fırlatılmış bir kadın yoksulluğunu yok etme projesi, politikası bizim politikamız olamaz. Bunun adı yönetmek işte, yönetmek. Yani yoksulluğu sistemin işleyişine hiç dokunmadan, ya bunlar 3 kuruş daha. Ne demiştim en başta? Sisteme hiç bakmıyor, 3 kuruş daha fazla kazansınlar. Nasıl kazansınlar? İşte mikro kredi alsınlar, işte biraz satış yapsınlar. Girişimci olsunlar, girişimcilik kursları ve evde çalışmaydı, ev eksenli, eve iş götürse, evden çıkamıyorsa bu kadın, bakın hiç toplumsal yapıdaki sıkıntılara çözecek hiçbir yaklaşımları yok yani. Diyor ki ya evden çıkamıyor, neden çıkamıyor? İşte kocası izin vermiyor mu? Hı? İşte babası izin vermiyor mu bu genç kadına ya da evli kadına? O zaman evde kalsın, biz eve iş götürelim onu. Yani biraz oradan para kazansın. Belki öyle kadın yoksulluğunu biraz azaltabiliriz gibi. Dediğim gibi bunlar piyasacı politikalar. Doğrudan piyasa şiddetine nasıl atabiliriz? Mikro krediyle mi atalım? Girişimcilikle mi atalım? İşte eve iş vererek mi atalım? İslamcı politikalar ise şöyle geliyor. Sosyal yardımlar. Hı? Orada da biz böyle işte komşusu aç yatarken neydi? Tok uyumak bize ne olmaz? Bize yakışmaz diyen müthiş bir yoksulluk yardımı stratejisi görüyoruz. Yoksulluğu, pardon, sosyal yardımlar. Aa. Ya piyasaya gireceksin ya da bu İslami çevreler içinde, hı? AKP'nin ağları içinde yer alarak belli anlamda sosyal yardımlar alarak hayatta kalmaya çalışacağız. Sosyal yardım meselesi ciddi bir mesele ve kadınlar bunun ciddi bir öznesi. İhtiyaç duyanlar var, yapmak zorunda olanlar var, gerçeklik diye bir şey var. Eve besin, yemek veriyor, yakıt veriyor, hep bildiğiniz şeyler. Ciddi bir sosyal yardım ağı var. Ama bu bir dilencileşme, bir düşkünleşme, siyasal iktidara aşırı bağımlı olma. Yani bunlardan kadın yoksulluğunun yok edilmesi mümkün değil. Ne dedim? 2 eksen var dedim. Bir tanesi piyasaya mı kazandıralım? Bunlar hep yönetim bakın. Nasıl yönetelim? Sosyal yardım dağıtalım bunları. Hem yoksulluğu azaltalım hem de siyaset çevrelerimizden ayrılmasınlar. Şimdi burayla ilgili birkaç tane çok çarpıcı fotoğraf var. Çünkü burayı bitiriyorum. Sonra bizim politikalarımıza geçeceğim. Son 5-6 dakikam filan sanırım. Saatte gözüm saatte sizi yormadan. Dördüncü bölüme geçmeden ama birkaç tane çarpıcı fotoğrafım var. Şeyden önce de neydi onun adı? Yayından önce de bunu denedik yani. Böyle de çalışkanız. Bakayım halledebiliyor muyuz? Nagihan, hallettik mi? Evet hocam, şu anda gayet net bir görüntü var. Tamam. İşte bu mikro girişimcilik. Evet, bu mikro girişimci olma ya da mikro kredi alma. Hı? Aslında hayali böyle bir şey. Yani böyle bir var olan yapıdaki kadını hiç değiştirmeden bütün erkekler seferber olmuşlar. Hani böyle bir kadın yoksulluğunu bu şekilde mi yok edeceğiz? Ya da hedefimiz 2023'te %41 kadın istihdamı diyor. Kadın istihdamı ise evde çalışan, eve iş alan, hı? İşte evde ne yapacak? Nakış, dikiş ya da işte büyük şirketlere şey yapacak. Hayal bu yani. Böyle bir hayal.
Ya da bir de şunu söyleyeceğim. Yoksulluk yardımı dedim biraz önce size. Bu sosyal yardım. Bakın bütün fotoğraflarda yoksul yardımlarını eve girer kadınlar. Hı? Kadınlar. Ve maalesef ki ne diyorum, bu ana akım dil diyorum. Burada bir düşkünleşme var, burada bir dilencileşme var. Ve ana akımda işte Mansur Yavaş'ın programı. Sosyal yeme yerine yeni bir sistem getirmeyi değil, arttırarak devam ettirmeyi düşünüyoruz. Buralarda çok net tavır almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi son bölüm. Tamam. Peki. Kadın yoksulluğuna karşı alternatif politika önerileri için nereye bakacağız? Sosyalizm deneyimlerine bakacağız. Hı? Sosyalizm deneyimlerine bakacağız. Ve içinden geçmekte olduğumuz süreçte kadınların hak taleplerine bakacağız. Ve buradan alternatif bir toplumu nasıl kuracağımızı göreceğiz. Şimdi öncelikle biraz sosyalizm deneyimlerinden bahsediyorum. 45 gibi de bitireceğim. Tamam. Şimdi sosyalizm deneyimleri dediğimiz zaman biliyorsunuz sosyalizmde kadının son dönemde kötülemek için çok yoruluyordu kadın. İşte hem evdeydi hem iş hayatındaydı ama siyasette sözü yoktu gibi böyle algılar var. Oysa ki sosyalizmde kadın en güzel deneyimlerini yaşadı. Sosyalist deneyimlerde kadınlar yalnızca bu anlamda iktisadi hayata katılan değil, yurttaşlar olarak toplumsal yaşama katılan insanlar olarak tanımlandı. Eğitimli yurttaşlardan konuşuyoruz. Yani 3 kuruş, 5 kuruş değil. Eğitimli yurttaşlardan. Bakın, bu çok önemlidir, çok kritiktir. Ekim devriminde Lenin'in şu sözü, bu ne kadar önemli bir söz. Ne kadar başarıldı, başarılamadı konuşuruz. Ama diyor ki, mutfağa hapsedilmiş bir kadını devleti yönetebilecek konuma getirecektir bu devrim diyor. Yani öyle ben size 2 tane dikiş nakış kursu gibi bir şey değil yani. Bütün bir toplumsal hayatı buradan kurmayı hedefliyor. Kadını eşit yurttaş olarak topluma davet ediyor. Neler yaptı sosyalizm deneyimleri? Öncelikle kadın okur yazarlığını arttırdı. Kadınları eğitimle buluşturdu. Bu çok önemli. İkincisi, kadınların yoksullaşmasını azaltmak için, ev içi sorumlulukları toplumsallaştırdı. Kreşidir, başka düşünün, yemektir, çamaşırdır, yaşlı bakımıdır. Tüm bunlarda bunun bir kavramı var, yine vaktimiz kalırsa konuşuruz. Kolektivizasyon dönüyor. Yani toplumsal sorumluluk bu. Kadının sorumluluğu değil, toplumun sorumluluğu. Hayatı birlikte örgütlemenin sorumluluğu. Tüm meslekleri kadınlara açtı sosyalist deneyim. Tıp, akademi, aham da şimdi konuşulan uzay çalışmaları. Ha? Kadınlar bütün bu mesleklere sosyalizm deneyimleri sayesinde ulaşabildiler. Koruyucu iş yasaları çıkardı, sosyal haklar çıkardı çalışma yaşamı için ve kadının, yeni bir kadının, toplumsal anlamda ne demiştim? Hem iktisatta, hem siyasette, hem ideolojik olarak tüm yaşamda yeni bir kadını inşa etmeyi hedefledi. Aile kanunları çıkarmadı, korudu kadını. Kadını korudu diye aslında kadın da onun içinde yapan bir şey. Sosyalizm deneyimlerini tekrar tekrar hatırlamakta yarar var. Unutturmaya çalışıyorlar. Olmadı, yürümedi, bitti gibi. Ama kadın çok şey kazandı. Dolayısıyla aslında sosyalist kadınlar dediğimiz zaman biz hem yurttaş olan kadınlardan, hem özgür olan kadınlardan, hem de siyaset anlamında yoldaş kadınlardan konuşuyoruz. Biz eğer bir yoksulluğu yok edeceksek, bunun yolu öyle mikro kredi falan değil. Bunun yolu sosyalizm deneyimlerindeki eksikleriyle, fazlalarıyla sahiplenmek. Bunun üzerine biraz daha çok konuşuruz. Bir kere, peki şu anda mücadele, kadın mücadelesi, yeni bir toplumun kuruluşu için, kadın mücadelesi için hak taleplerini yükseltmemiz gerekiyor, değil mi? Bizlerin bu salgın döneminde, bu zor dönemde kadın yoksulluğunu arttırmak için hak taleplerini yükseltmemiz gerekiyor. Bununla ilgili de aslında memleketten çok güzel, çok güzel şeyler var. İtiraz kadınlaşıyor aslında. Şuradaydı bir dakika. Şuraları size. Ha, muhteşem. Şu HES direnişi, şu kadın mavi yakalılar, bu fotoğraflara baktığımız zaman itirazların kadınlaştığını görüyoruz. Flormar,
Yine burada bir bölgede zeytinliklere yönelik bir politika yönelik, şu anda adını hata yapıyorum ama kadınlar konuştuğu zaman bu memleket hareketleniyor yani. Bir coşku yükseliyor itirazlar kadınlaştığı zaman. O zaman hak taleplerimizi hemen söylüyorum, şunu kapatıyorum. Bir kere biz kadın yoksulluğu için yalnız şöyle 3 kuruş 5 kuruş istihdam değil, eğitimi savunacağız. Son kadın evden çıkana kadar istihdamı savunacağız. Bakımın, evin toplumsal sorumluluğunu savunacağız. Yaşamlar üzerindeki irademizi savunacağız. Siyasette eşitliği, karar alıcı mekanizmalarda olabilmeyi savunacağız. Yani kadın yoksulluğu ancak bir toplumsal, yeni bir toplum, yeni bir insan, yeni bir kadın düşüncesiyle birlikte olabilir diyorum. Şimdi sizlerden gelen sorularla hızlı geçtiğim yerlere tekrar dönelim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Güzel bir sorum oldu. İlk olarak sorumuz şu, sanırım ikinci başlıkta bahsettiniz, sayısal veriler vermiştiniz. Bir arkadaşımızın bitirme tezi olabilir. Bu sayısal verilerin nereden derlediğinizi soruyor, kaynağını soruyor bunun. Tamam. Aslında böyle işte tabii şimdi biz 109 kişi ya, ben ne diyeyim size, 109 kişi. Şimdi bunların hepsi burada mı yalnız Nagihan? Ben derslerden biliyorum, açıyor gidiyor. Hepsi burada olduğunu düşünüyorum. Burada mı? Yoklama alabilir miyiz? Mesela ben neyi görüyorum? Eyüp sallıyor. Ben buradayım diyor. Dur ekranları sonunda... açanlara bakayım. Hadi Eyüp sallıyor. Ayşegül, Damla, Deniz. Tamam. Aykız bugün bakımsız. Bir de kapşonunu takmış. Daha şöyle havalı olayım diye. Aynur da burada. Ey Süheyla. Harikasınız. Tamam. Şimdi... Verileri nereden bulacağız? Aslında verileri daha çok da verebilirdim ama hani böyle takipte zorlanmayalım diye. İki tür veri var Nagihan. Bir TÜİK'in verileri var. TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu'nun. Bu bize yasal verileri veriyor. Esas olarak DİSKAR. DİSK çok iyi çalışıyor bu konuda. Sayfasına da bütün bu raporları koyuyor. Bütün işsizlik verilerini yeniliyor. Emekten yana bazı düzenlemeler yapıyor. İşte şöyle şeyler konuşuyor. Mesela dar tanımlı işsizlik değil de geniş tanımlı bir işsizlik alanı. Hani kadın çalışıyor ama vasfının çok altında çalışıyor mesela. Ben buna istihdamda dememeliyim filan gibi. DİSKAR ve TÜİK diyeceğim. Ne diyor? Olur mu? Yeter mi Nagihan? Sanırım yeterli. Buse sen sormuştun sanırım. Senden yanıt bekliyoruz. Yeterli oldu mu? Buse beyan edin. Tamam mı diyor? Olmuş mu? Tamam. Olmuş hocam. İkinci sorumuza geçelim mi? Zor mu? Yok, çok zor değil bence. Şöyle demiş. Maalesef emek gücüne dahil olmamızın sebebinin en baştaki sebebi geleneksel Türk aile yapısı. Belli yaşa gelip çalışmak isteyen genç kadınlar ailesinin yaşadığı şehirde iş aramak zorunda bırakılıyor. En başta aile kadının belli yaşa geldiğinde geleneksel Türk zihniyetiyle kadını bir başka kişinin himayesi altına girmeye zorluyor. Bu kapitalizme ve aileye nasıl direnebiliriz? Hayallerimizi, hedeflerimizi bize dayatılan hayat tarzlarına nasıl donanacağız? Sadece okumak ve yazmak yetmez oldu bize demiş. Ama çok güzel söylemiş. Hayallerimiz için ne yapacağız diyor. Evet. Çok doğru, çok gerçek. Bu aile baskısı, geleneksel aile yapısı, üniversiteye gitmek, okula gitmek, okula erişebilmek bile birçok kız için değil mi? Zor. Evet. Yani kendi çeperimizdeki insanları görüyoruz ama memleket çok büyük. Hadi üniversiteye gittin, dediğin gibi aile yanında çalışmalısın. Çok ciddi bir geleneksel baskı olduğunu biliyorum. Biliyoruz, deneyimliyoruz. Bazılarımız bunu biraz yıkabildik ailelerimizde. Öyle belki daha söylenebilir. Şanslı ailelere doğanlar var. Hani bir de çok daha yıpratıcı. Nasıl yapalım? Yani sözümüzü büyüteceğiz herhalde. Yani yan yana olabildiğince toplumu dönüştürmek için kolay olmadığını biliyorum. Aslında böyle mesela böyle uyanışlar yaşayan kadınların şiddete uğradığını bile biliyoruz. Yani hani ben böyle bir hayat istemiyorum.
şiddete uğrayan kadınları da biliyoruz yani. Dolayısıyla çok zor bir konu. Daha çok üzerinde düşüneceğiz herhalde. Yani toplumu, genel olarak toplumun kurtuluşu ancak bu alanları bize açacak. Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Hayallerimizden vazgeçmeyeceğiz. İşte bugün burada olduğun gibi daha çok bir arada olacağız. Bir diğer sorumuz hocam. Teknolojinin üretimde yoğun kullanılmasıyla birlikte işçi sınıfı diye bir sınıfın kalmadığı, giderek yok olduğu söylencesi de çok yazılıp çiziliyor. Nedir bu söylencenin söylediği? Prekarya bu düşüncenin neresinde? Nedir bu kavram kargaşası mıdır diye bir sorumuz var. Ya aslında bu teknoloji meselesiyle ilgili şeye ne dersiniz? Bence salgın şeyi çok açık göstermedi mi? Her şey robotlara devredilecek. Hayat da işçi sınıfı azalacak. Ya salgın döneminde emekçileri çalıştırmadan başka bir şans var mıydı hayatı üretmek için? Bence salgın bu teknoloji mitinin çöktüğü yer yani. Çünkü emek üretmediği takdirde öyle hiç robot fabrika falan çok asla gerçek değil. Ya teknoloji zor bir başlık aslında. Hani tümüyle reddetmek değil, teknolojinin verdiği imkanları, daha az çalışabilmek, tehlikeli işleri, değil mi? Ya da yapmak istemediğimiz işleri teknolojiye devretmek. Bunlar çok önemli kazanımlar olabilir. Ama ancak, değil mi? Bir sosyalist toplumun içinde ancak biz teknolojiyi bu şekilde kullanabiliriz. Dolayısıyla sermaye teknolojiyi nasıl kullanmak istiyor? Emekçilerin toplumunda sermaye teknoloji nasıl kullanılacak? Bunlar aslında bayağı zor yani tartışmalar. Üzerine gidelim kuşkusuz, hani düşünelim. Ama bu işi teknolojiye yürütmeyeceği ve emeğe ihtiyacı olduğunu salgın bize bir kere daha gösterdi bence. Sermaye teknolojiyi denetim için kullanıyor, emek verimliliğini arttırmak için kullanıyor, artı değer sömürüsünü arttırmak için kullanıyor. Çünkü o yönetiyor. Ama bir sosyalist toplumda, değil mi? Emekçilerde teknolojiyi nasıl kullanacağız? Nasıl yöneteceğiz? Nasıl daha toplumdan yana kılacağız? Bunlar başlıkta önemli. Prekarya'ya başlarsam ben şimdi gideriz yani. Prekarya beni gerçekten prekarya dedikleri işte biliyorsunuz bu güvencesiz çalışanlar. Güvencesizlik var. O zaman prekarya diye bir sınıf var. Ben çok tehlikeli buluyorum. Ne anlamda? Proletarya değil, prekarya dediğimiz zaman tam da istedikleri şeye düşüyoruz. Kapitalizmin iyileştirilmesi projesi. Ya bu prekaryaya biraz daha iyi ücretler verelim. Ufuk, siyasal ufuk, prekaryada siyasal ufuk kapitalizmdir. Proletaryada ise kapitalizmin açılması ve sosyalist bir toplumun kurulmasıdır. Dolayısıyla aynı başta söylediğim gibi yoksulluğun nedenleri, sonuçları, emek piyasası, genel anlatıyı kıracak bir teorik pozisyonda durup baktığımız zaman güvencesizlik var, tamam, ama bunun adı prekarya değil. Proletarya, çünkü siyasal ufku başka bir toplum proletaryanın gibi desem. Acaba cevapları beğendiklerine dair bir şey yazıyorlar mı Nagi Hanım? Yani ben bir geri dönüş almadım. Arkadaşlar geri dönüşlerinizi iletirseniz seviniriz. Sorularla ilgili ya da daha fazla açmak istediğiniz yerler varsa onunla ilgili. Bir sorumuz da mikro kredilerden gelmiş hocam. Demişler ki mikro krediler çok konuşuluyor. Belediyeler de bu işe dahil. Başarılı hikayeler öne çıkarılıyor ve olumlu bir algı yaratılmış durumda. Yeni Sabancılar, Ümit Boyner'ler yetiştiriyormuşçasına yoksulluğun kalmasına vurgulamak amacıyla bu konu özelinde ne yapılabilir? Bir de ekleyerek kadın kooperatiflerinin farkı nedir? Onlar bankadan faydalanıyor mu diye bir soru gelmiş. Yalnız bu arada sorular yani doktora yeterlilik sorusu gibi yani. Yani evet. Ben böyle bir genel düşünüş yapayım filan dedim ama yani çok çalışmadığım yerlerden dermiş demeyeyim de çok hoş. Sorular çok hoş. Mikro kredi başarı örnekleri işte dediğim gibi aslında başladığımız zaman şöyle düşünüyoruz, değil mi, mikro krediyle ilgili.
Yani kadını istihdama katmak, ekonomik yaşama katmak, bir gelir elde etmesini sağlamak. Yani buna karşı çıkmak, niye karşı çıkılıyor? Ya kadın evde mi kalsın? Kadın işte kocasının ya da evdeki erkeklerin maaşına mı tabi olsun, değil mi? Bu anlamda neden karşı çıktığımızı söylemekte güçlük çekebiliriz. Neden karşı çıktığımız şöyle bir şey. Mikro kredi dediğiniz kapitalist sistemin yoksulluk ve eşitsizlik üreten yapısına sizi dahil ediyor yani. Diyor ki sen de gel, katıl. İşte hatta bunun, bu sistemin devamcısı ol. Yani devamcısı güzel olmadı o kavram. Devamını sağla gibi bir şey. Yani tabii ki kadınlar olarak çalışmak, vasfımıza uygun, evden çıkmak, hayatın içinde olmak istiyoruz ama mikro kredi sisteme doğrudan bağlayan ve kadınları ucuz iş gücü, ucuz üretici kılan bir yapı. Başarı örnekleri tabii ki verilir, değil mi? İşte kendi firmasını açanlar, işte yükselenler, böyle örnekler bir iki tane de çıkabilir. Ama kooperatifçilik üzerine de aslında düşünmek gerekiyor gerçekten. Kooperatifçilik baktığımız zaman daha sol bir yapılanma. Üreticilerin, değil mi? Ortak karar vererek hem üretmesi, sonra da üretimden kazancı bölüşmesi anlamında. Fakat bu kooperatifler de son dönemde piyasaya çok eklemlenen yeni bir şey biçimi oluştu. Yani her kooperatifçilik de alternatif değil aslında. Yani piyasaya daha rahat ulaşmak için gibi. Ama bence de kadın kooperatifleri üzerine daha çok bir oturum yapabiliriz. Birazcık daha hazırlanabiliriz. Ya da bilmiyorum Nagihan, kadın kooperatifleri üzerine aramızda çalışmış, bilgisi olan varsa, söz alabilirse çok çok sevinirim yani. Hani içinde yer almış ya da üzerine düşünmüş kimse varsa kadın kooperatifleri üzerine. Evet, varsa bize iletebilirler. İlerleyen dakikalarda söz de verebiliriz isterlerse. Bu arada soruların cevaplarına dair geri dönüşler çok iyi. Yeterli olduğunu söylüyor arkadaşlar cevapların. Evet, diğer bir soru. Geçeceğim ben bu soruda. Yok, geçeceğim ben. Soruları beğenmişler. Ya bu soru sorma, bir şey anlatacağım size öbür sorudan önce. Öğrencim doktora hazırlıyor sosyal yardımlar üzerine. Sosyal yardımlar üzerine. Sosyal yardım aile alan ailelere soracağı soruları bana getirdi. Hı? Ya öyle bir sorular ki, sizce sosyal yardım sosyal devletin yurttaşa sunması gereken bir sosyal hak olarak düşünüldüğünde. Yani adam zaten yoksullukla cebelleşiyor. Yani o soruyu, ben dedim ki bu soru senin doktora tez sorun yani. Bunu başka bir şekilde sorabilmeyi öğrenmek gerekiyor falan gibi. Neyse. Başka soru alayım Nagihan. Tamam. Hazırım ya. Neyse sorsunlar. Tamam. Kapitalizm ev işlerini kamusal alana taşıyabilecek birçok olanağa sahip, fakat kapitalizmin bunu çifte sömürüye çevirdiğini söyleyebilir miyiz? Hem evde hem kamusal alanda kadınlar iyice sıkışıyor demiş. Kapitalizm ev işlerini ne yapabilir imkanına sahipken demiş Nagihan. Kapitalizm ev işlerini kamusal alana taşıyabilecek birçok alanağa sahipken, yani aslında bizim yani kadınların, işte kadının üzerine biçilen rollerin kamusal bir şey oldu. Yani çocuk bakımı gibi, yaşlı bakımı gibi roller aslında kamusal olarak çözülmesi gereken meseleler. Böyle olanaklara sahip, fakat kapitalizmin bunu çifte sömürüye çevirdiğini söyleyebilir miyiz? Yani bunları yapmayarak aslında bizi iki katta sömürüye mahkum ettiğini söylemiş arkadaşımız. Evet, evet. Çifte sömürü hem ev içinde hem toplumsal yaşamda, iş hayatında, yani çok doğru. Kapitalizm bunu niye çözmüyor? Yani yapabilecekken, işte kamusal hizmet verebilecekken, belki işte kreşlerdir, yaşlı bakım evleridir, değil mi? Ya da genel olarak hayatın örgütlenmesidir. Ya buradaki sorularımız şöyle bir şey aslında. Yani sınıflı bir toplumda yaşıyoruz ve bu talepler
emekçilerin talepleri, kadın emekçilerin talepleri. Bu kadın emekçilerin taleplerini kapitalizmin ciddiye alması, bunun için bir siyaset üretmesi beklenebilir bir şey olmamalı yani. Hani ancak siyaseten zorlarsak, hani bir sol talepler, sosyalist talepler yükselirse kapitalizm bir şeyler yapabilir belki. Yani birazcık böyle hani nasıl diyeyim, süreci birazcık daha kadınlar lehine düzenleyebilir. Yapmamasının sebebi çünkü karını, işte yatırımını, birikimini sağlamak istediği alanlar var. Bunlar emekçilere yapacağı bu tarz şeyler, kamusal hizmetler, hayatı bu şekilde örgütlenmesi kapitalizmin isteyeceği bir şey değil. Tam da o noktada aslında bu soru şunu söylüyor işte. Yani kadının yoksulluğu dediğimiz ya da neden olmuyor dediğimiz soru bu iktisadi, siyasi ve ideolojik. Yani ideolojik olarak da birçok insanın kafasında mesela kadını bir yurttaş olarak görmek yoksa, ha? Ya kardeşim oturuyor evin içinde işte çocukla baksın, yemek de yapsın. Yani daha ne filan gibi. Mesela o üçlü, o üç yapıda birden bir mücadeleyi büyüttüğümüz zaman taleplerimizi kapitalizm içinde ve kapitalizmi aşacak şekilde büyütebiliriz herhalde. Evet, teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Bu arada çok daha konu geçmeden kadın kooperatifleriyle ilgili bir ek gelmiş. Hemen onu okuyayım. Van'daki kadın kooperatiflerinden bir örnek vereyim. 2000'li yılların başında AB projesi kadın kooperatifinde kilim yaptırıyordu. Çocuk kadın işçiler dahi çalıştırılıyordu ama proje sahibi kadın ve erkekler kilimleri AB ülkelerine fahiş fiyatta satıp çalışanlara o zaman günlük 10 lira veriyorlardı. Bunu çalışanlardan dinlediğini söylemiş bir katılımcımız. Kadın kooperatifleriyle ilgili. Evet, aslında tam şeyi söylemeye çalışmış işte. Kooperatifçilik aslında hem kapitalizm içinde ve kapitalizm sonrası hani daha sosyalist toplumlarda çok kullandığımız bir kavram. Ama sistem o kavramı da kendisiyle eklemlenir bir hale getiriyor. Yani gerçekten kafaların bulanık olması işte prekaryadır, proletaryadır o kadar çok solun, kadın emekçilerin sesi, teorik duruşu, söylemi o kadar zayıfladı ki bizim kavramlarımızı çalıp çalıp kullanıyorlar yani. Sermaye dayanışması demeye gel durdular yani. Yani. Dayanışma bizim kavramımız yani artık onu da mı? Sermaye dayanışması diyor. Bizim kavramımız alıyor. Kooperatif daha üretken bir yapıyken işte AB fonlarına diyor ki kadınlara kooperatif kuruyoruz gibi. Buralarda hep daha dikkatli, daha çok söz söyleyen bir yerde olmak önemli herhalde. Evet. Peki bir diğer sorumuz da AKP'nin aileyi kutsayan politikalarını ekonomi politik açıdan nasıl değerlendiriyor diye sormuşlar size. Kadınların iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması yaklaşımı nasıl bir toplumsal projenin ürünüdür? Şimdi aslında şöyle bir şey bir çelişki gibi gözüktü. AKP iktidar ne dedim? Piyasacı dinamikleri zorladı. Yani kadınları ucuz iş gücü olarak çalışma yaşamına şu kavramı seviyorum, fırlatma anlamında. Baktığınız zaman dendi ki ya bu İslamcı bir iktidar niye kadınları çalışma hayatına atıyor? Daha çok eve kapaması gerekmez mi? Çünkü gerçekten kadınlar çalışsın işte ucuz işlerde, kayıt dışı işlerde çalışsın diye. Bir yandan piyasada ucuz emekçi olarak istedi. Bir de üstüne bu İslamcı yapıyla dedi ki hem ucuz iş gücü olacaksın hem de ailenin sorumluluğunu alacaksın. Ve benim vermediğim, artık vermek istemediğim bütün işte sağlık hizmeti olsun, yaşlı bakımı olsun, bütün bunlar da senin omzunda yükselecek. Kamusal sorumluluklardan çekileceğim ben. Aslında dediğiniz gibi tam da sömürüyü çifteleştiriyor. Bir yandan sizi çok ucuz bir iş gücü olarak piyasaya atıyor. Bir yandan da diyor ki aynı zamanda aile bu toplumun nesi? Kurucu unsuru ve bütün neler? İşte dediğim biraz önce söylediğim gibi şey, çocuğun bakımı, işte evin yeniden üretimi, her şey kadın evinde ve sorumluluk sahibi.
Şimdi aslında öyle bir aile bir de ne işe yaradı? Hepiniz şimdi hatırlayacaksınız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı vardı. Değil mi? Çalışma ve Sosyal Kadın, yanlış bir şey söylemeyeyim. Kadın sorunları ve statüsü diye bir yapı vardı. Böyle kadın adı daha öndeydi. AKP bunu şöyle yaptı. Aile ve sosyal hizmetler gibi bir alana çekti. Sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı da kaldırdı. Şimdi bakanlığın adı ne? Değiştirdiler. Yeni bakanlığın adı. Aile, varsa çete yazabilir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mı oldu yeni adı? Aslında çok önemli bir şey yaptı. Çok önemli bir şey yaptı. Yani şu aileyi nerede kullandı biliyor musunuz? Bir devletin kapitalizmde sınırları içinde bir devletin yaşamı düzenlemesi için gerekli olduğu bütün sorumluluklara bir sosyal politikalar aradı diyoruz. Sosyal politikalar aradı. Eğitim, sağlık, işte emeklilik falan bütün bu alanı. Şimdi bu alanlardaki varlığını çekti devlet ve dedi ki bunların hepsini aile yapsın. Hepsini aile yapsın. Aile işte yaşlısına baksın, işte yan yana dursun, işte az maaşlarla geçinmeye çalışsın, işsizlik sigortası yerine işte yaşlılar, gençlere baksın gibi. Gerçekten aile üzerine düşünülmesi gereken bir şey. Hem gelici, ama şunu da söyleyeyim bakın, eminim ilgilenenler biliyordur. Bu batıda da aile öne çıktı. Yani din, neoliberal dönem, bu piyasacı dönem, dini Hristiyanlık üzerinden de aynı şekilde işe koştu yani. O sosyal devlet geri çekilince aile işleyişini tekrar öne çıkardı. Tekrar konuşabiliriz isterseniz. Evet, teşekkür ederiz hocam. Yine eklerinizi, katkılarınızı bize iletebilirsiniz. Bir diğer soruyla devam edelim isterseniz. Edelim. Günümüzde kadınların yaşam haklarını elde edebilmek noktasında feminist hareketleri ne düzeyde etkili buluyorsunuz? Bununla birlikte emek sermayesinde etkili olabilmemiz adına bizler neler yapmalıyız diye bir sorumuz var. Feministlerle kavga edin diyorlar ya. Beni şeye çağıranlar var. Ya sanırım bu İKD bir tane öyle bir oturumumuz olacak. Evet mi? Evet, dördüncü oturumumuz bununla ilgili olacak. Önümüzdeki hafta için ısınalım diyorlar. 2 hafta sonrasında 6 Mart'ta Feminizm Kadınlara Yeter mi, İdeolojiler Öldü mü başlığında bir oturumumuz olacak. Oraya bırakalım isterseniz bu soruyu. Yok ya, 2-3 cümle söyleyeyim şimdi. Tamam. Kadın gerçekten içinden geçmekte olduğumuz süreçte kadın ülkemizde yaşanan bu bütün gerici saldırılar, yoksulluk bir yandan, yaşamın alt üst olması bir yandan, kadın hareketinde feminist renk çok öne çıktı. Feminizmin bizim kadına bakışımız, topluma bakışımızla feminizm arasındaki temel farklar var, değil mi? Temel farklar. Biz kadın emekçiler diyoruz. Sınıflı bir toplum diyoruz. Toplumun kurtuluşu, kadının kurtuluşu. Yeni bir insan, yeni bir kadın diyoruz. Filan. Feministler ise daha birey üzerinden bakıyorlar. Bir tane kadın var. Bu bir birey yani. Böyle bir sınıfın bir parçası değil. Bir birey olarak. Şimdi kendisini bu bireye, kadın bireye odakladığı zaman söyleyeceği söz de bu bireyin taleplerine sıkışık kalıyor. Nedir o talep? O da çok fazla şeye dönüşüyor. Bedenime koyayım. Ben kadın, bedenim var. Yani bir kişiyim. Yani insan toplumunu sınıflarla, sınıf kardeşleriyle, kadın emekçilerle falan göremediği zaman talepler falan da şey olmaya başlıyor. Hani zayıf talepler, hani çok fazla beden, özgür kadın, yurttaş kadın bizim de tabii ki problemimiz ama sanırım bütün bunlar üzerinden konuşmak gerekecek ve feministler yalnız şöyle bir şey de yapıyorlar. Onu da söylemek lazım. Ha bir de şimdi şöyle oldu. Yani feminizm genel olarak kadın sorununa duyarlılıkla el ele gidiyormuş gibi algılanıyor. Siz feminizmle mesafe koyduğunuz zaman sanki kadın sorununu görmüyormuşsunuz gibi de oluyor. Yani sesimizi büyütmediğimiz takdirde, hani mesela hani ben görüyorum kadın emekli, ben feministim hocam diyor. Hani şunu demek istiyor aslında. Şunu demek istiyor. Yani kadının varoluşunu,
kadının hayattaki yerini önemsiyorum demek istiyor ama işte İKD'nin bizim etkinliklerimiz, kadın, toplum, başka bir dünya etkinliklerimiz zayıf olunca bunun duyduğu da hani kadın sorunu gibi oluyor. Dolayısıyla feminizme karşı nerede duruyoruz? Bir sınıflı toplumda kadının özgürleşmesi, yoldaş, yurttaş olması için neleri önemsiyoruz? Bütün bunların üzerine çok daha net konuşmamız gerekecek diye düşünüyorum. 8 Mart geliyor. Bir kere daha yaşayacağız herhalde bu gerilimi. Ama 8 Mart'lar da bu gerilim biraz daha yükseliyor. İKD bu zor dönemde aramızda uzun süredir olanlar olabilir. Bugün ilk toplantısı olan olabilir. Ama İKD uzun süredir çok bu kadın zemininde feministlerin çok ses çıkardığı bir yerde başka bir kadın, başka bir toplum mümkündür söylemeye çalışıyor. Bu anlamda bence çok kıymetli, çok değerli. Sesi büyütmek önemli. Sınırlı olabilir. Çok bir yerlere şu anda istediğimiz kadar sesi yükseltemiyor olabiliriz. Ama kadının kurtuluşu toplumun kurtuluşundan ayrı düşünülemez. Toplumun kurtuluşu kadından ayrı düşünülemez dediğimiz anda aslında çok daha güzel bir siyaset öneriyoruz. İKD bu noktada inanın çok kıymetli bir şey yapıyor. Yani ve dalgalara karşı kürek çekiyoruz. Çünkü kadın meselesinde bu feministlerin medya alanları da geniş, söylemleri de çok, akademide de çok güçlüler. Bence buradan sözümüzü üretmeye devam edelim. Evet, çok teşekkür ederiz. Kendi adıma çok güzel bir cevaptı. Teşekkür ediyoruz. Kibar davrandım Nagihan, hani yeni gelenler varsa. Anladım hocam. Şimdi son iki soru daha sormak istiyorum ben size. Zamanımız daraldı bayağı. Yani diğer soruları zaten aslında birçok çok fazla soru geldi açıkçası. Bir şekilde birbirleriyle entegre yaparak soruları, benzer sorulara birbirleriyle eklemleyerek sormaya çalıştık size. Şimdi iki sorudan daha bahsedelim. Sonra bir ekimiz var, onu da okuyalım isterseniz. Şöyle bir soru gelmiş. Sosyalizm deneyimi. Yeni sistemlerle karşılaşıyoruz. Sorular var, ekler var. Evet. Tezler var. Biraz önce mesela kooperatiflerle ilgili bir ek yapmıştım ya. Tamam, süper. Tamam. Onun gibi bir ek daha geldi. Şöyle bir sorumuz var hocam. Sosyalizm deneyiminin sosyalist olmayan kapitalist ülkelerde de emekçiler ve kadınlar için kazanımları olduğundan bahsedebilir miyiz diye bir sorumuz var. Onun aslında neydi? Onun sözü güzel. Kapitalizm eğer hayatta ya yaşadığı dedi var olduğu sürece iyi bir şey yaptıysa onu da sosyalizm yüzünden yaptı diyebiliriz. Gerçekten kapitalizm kadınlara ya da hayata dair iyileştirici, daha emekten yana her politikasında sosyalist deneyimler yüzünden yaptığını söyleyebiliriz. Zaten sosyalist deneyimlerin, ne diyelim ona, doğru bir kavram kullanalım, sönümlendi. Yani şu anda reel sosyalizm deneyimi olmadığı bir noktada kapitalizmin ne kadar tahripkar ve yıkıcı olduğunu görüyoruz. Evet, bence bu cümle güzel. Bir kere daha sevdim, bir daha söylüyorum. Kapitalizm iyi bir şey yaptı, onu da sosyalizm yüzünden yapmıştı. Teşekkür ederiz. Son sorumuza gelelim isterseniz. Feodalist, kapitalist toplumlarda kadınlar hep geri plandalar. Şu an günümüz kapitalizm ve kadınlar hem cinsleri tarafından da kötü muamele görmekte. Bunu nasıl önleyebiliriz diye bir sorumuz var. Hem cinsleri tarafından kötü muamele mi? Evet, yani hem kapitalizm tarafından hem de hem cinsleri tarafından kötü muameleye maruz kalmaktalar. Şey mi acaba bu? Bu hem cinslerde mesela şöyle araştırmalar yapılıyor. Eminim dinleyenler arasında da olanlar olabilir. Hani iş yerlerinde mesela kadınlar kadınlarla çalışmak istemiyor. Yani kadın yöneticim olmasın da filan gibi. Hani böyle bir gerilim mi acaba bu hem cins dedik diye işaret edilen? Hani öyle bir şey var. Kadınlar kadınları daha yıkıcı davranabiliyorlar gibi filan bir tartışma evet, mı acaba? Evet, sanırım o şekilde bir soru. Ben de öyle anladım. Yani sanırım şöyle bir şey. Ne dersiniz? Tabii ben de bütün bu soruların üzerinde bence düşünelim,
ekoturumlar yapalım. Yani gerçekten kooperatifler, teknoloji, çok güzel sorular geldi. Feminizm, zaten feminizm bir başlığımız. Şimdi de bu kadınların birbiri arasındaki rekabet olabilir. Yıkıcı şey. Çok koruyup kollamama olabilir belki. Ya sanırım ta başta söylediğim gibi bir yapı kendisini, bir yapı kendisini kapitalizm hem ekonomik olarak yeniden üretiyor, hem bunun bir siyasetini kuruyor, bir de bunun düşünsel ideolojisini kuruyor. Şimdi bu noktada da hep konuştuğumuz hangi kavramlar? İşte rekabet, girişimcilik, bireycilik, risk alma filan. Hani bunlar aslında hepimizin varoluşunu ne yapan? Zedeleyen kavramlar. Kadınların da hepimizin bu tarz bir ideolojik söylemden etkilendiğimizi belki ifade edebiliriz. Yani hepimiz yapıyoruz. Kolay değil yani, bu çok bireyci, risk alan. Yani şöyle şeyler duyuyorum ben bazen, mesela hani kızımın okulunda diyor ki arkadaşının annesi mesela, kızım sen çalışkanlarla arkadaş ol. Öyle gidip o tembel çocuklarla falan takılma. Hani onlar zaten hani kaybettiler filan gibi. Değil mi? Hep yaşıyoruz. Sanki bu kadınlar arası rekabet, hırçınlık, hem bu ideolojik atmosfer, hem de ya yorulduğumuz zaman yıkıcı oluyoruz herkese karşı. Yani toplumda kendimizi var edemediğimiz zaman, özellikle kadınlar olarak, toplumsal hayatta yok olduğumuzu hissettiğimiz zaman, gericiliğin sarmalı altında, yoksulluğun sarmalı altında, bizler de yıkıcı tavırlar içinde oluyor olabiliriz. Hepsinin üzerine düşünmek lazım. Hani gerçektir bunlar. Asıl olan böyle şey neden oluyor ve nasıl olmamalı yani. Değil mi? Bunu konuşacağız. Yani olan bir şey de öyle şey olmaz demeyelim. Oluyordur. Yaşanıyor. Yani işte dediğim gibi bütüncül bir perspektifle bakarak üzerine düşünmemiz gerekiyor. Ya çok bu ideolojik saldırı o kadar büyük ki Milli Eğitim Bakanlığı bu salgın öncesi okullara çocuklara kazandırılması gereken 10 temel davranış. 1. Girişimci olmak. 2. Risk almak. 3. Neydi o? Ya bütün bu kendi değerlerini yüklüyor yani. Hani kolay değil bu ideolojik saldırılarda dik durabilmek. Evet, teşekkür ederiz. Bu son soruya bir soru daha gelmiş. AKP'li Özlem Zengin bu son soruya iyi bir örnek olabilir mi diye. Ay evet ya, bir de öyle bir şey çıktı karşımıza. Evet. Hani artık daha kötüsü olabilir mi dediğimizde daha kötüsü de çıkıyor yani. Hani zaten en dipteyiz diyorsunuz mesela, bir öyle bir örnekle karşılaşıyoruz ki daha da şey yani. Evet hocam. Sorularımız bu kadar görünüyor. Yani arada gözden kaçırdıklarımız belki olmuş olabilir. Okuyamadıklarımız olabilir. Bunlar için özür dileriz. Ama genel olarak benzer soruları tek bir soru çatısı altında toplayıp iletmeye çalıştık sizlere. Son bir ekimiz var. O da şöyle. Öncelikle kadın eğitimlerini önemsemeliyiz bence. Kadın özgürlüğünü iyi anlatmak gerekiyor. Sadaka politikasına inanmamaları için onları ikna etmek lazım diye düşünüyorum. Ben yeni katıldım. Sosyalizmde kadınla ilgili bir seminer talep ediyorum diye bir ek gelmiş bize. Teşekkür ederiz. Hocam son olarak sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak şöyle söyleyeyim isterseniz. Yoksulluk ve kadın yönetecek miyiz, ortadan mı kaldıracağız? Bu da benim bugünkü tartışma başlığım. Bitirirken şunu demeye çalıştım. Bir yoksulluğun nedenlerini ve nasıl üretildiğini doğru yerlerden bakalım. Biraz bunu söylemeye çalıştım. Görünümlerini her yerde görmeye çalışalım. Hakim ana akım siyasal iktidarın falan söylediği politika önerilerini değerlendirelim. Görece mesafeli olalım. Ve kendi politik anlayışımızı ve şeyimizi yükseltelim gibi bir şey söylemeye çalıştım. Çok teşekkür ediyorum.
Sağlıklı, güzel günleriniz olsun. En yakın zamanda buluşmak üzere. Biz de size çok teşekkür ederiz hocam. Çok verimli bir oturum oldu. Bence umarım herkes için de öyle olmuştur.